Şurada şeyimiz kaldı. Evet Cahit Bey, ara verdi, kusura bakmayın. Rica ederim. Tamamdır, tamamdır. Evet. Mikrofonda yakın oldu. Şimdi şeyden bahsediyorduk, Makarios'un babasının Türk olduğundan bahsettik. Ondan sonra şey yapmıştır. Peki, 4 sene çalıştıktan sonra Rumlar bir şey başladı değil mi? Savaş başladı böyle. Yok, askerde. Savaş değil yani, işte bir asıyorlar, kesiyorlar. Yok, sivil hayata girdiler. He. Artık parlamento mu seçildi? Yani Kıbrıs parlamentosu. Ha, sene kaç? Sene galiba 40. Anladım. Peki. Tamam. Efendim, sene... Tamam, önemli değil. Önemli değil. Devam edelim. 39-40. Tamam, peki. Şimdi... siz ayrıldığınız seneyi hatırlıyor musunuz ordudan? Evet, 49'da. 49'da ayrıldınız. 50, oralar Kore falan oldu. Dur bakayım, 49. Efendim, askerliğimiz. 45'te çıktım. Evet. Askerlikten. Harp durdu. İkinci Dünya Savaşı durmuştu bu arada. Evet, evet. Anladım. Peki, Kıbrıs'a sahiden böyle birileri mi bize fitne soktu Türklerle arasına, Rumlarla arasına? Mesela o meşhur şey vardır 1963'te banyoda öldürülen çocuklar var. Evet. O gerçek mi o? Tabii. He. Onlar bizim komşumuzdu. Komşunuzdu? Evet. Ve diğer neresi oluyor hatırlıyorsunuz? Makosa mı? Lefkoşa. Lefkoşa falan. Evet. Lefkoşa banyonun içerisinde. Heh. Girdiler ve vurdular hanımını, çocukları. Asker miydi onlar? Evet. He, anladım. Asker mi? Evet. Yok, asker hanımı. Anladım. Peki bir de şey hatıranız var. Türkiye müdahale etsin diye Denktaş'la ofisinizde bomba patlatılması. Tabii istihbarattan bize Denktaş Bey... Tam da yerinde yani. Devam ediyor mu? Eyvallah. Denktaş Bey tabii idarecimizdi. İdare ediyordu. He. Artık hem askeri... TMT'nin başında mıydı? Türk Mukavemet Kuvveti'nin evet, başındaydı. Evet. O emir veriyordu Kıbrıs Türk'üne. Bir defasında dedi ki bomba koyun. O işte benim de parmağım vardı. He. Çünkü bomba yapmasını biliyorum. Anladım. Cemaat meclisimiz var Kıbrıs'a. Oraya bir bomba koyduk. Benim yazıhane de gitti. Arada. Evet. Anladım. Şey pardon, nereye koydunuz? Cemaat meclisine. Cemaat meclisine. He, he. Tabii dışına koyduk. Anladım. Ama bomba koyduydu. Anladım. Emri Rauf Denktaş mı verdi? Rauf Denktaş'a da Türkiye'den mi geldi acaba? Rauf Denktaş Bey her şey Türkiye'den geçerdi. Türkiye'den geçiyordu. Evet, doğru. Geçiyordu. Tamam. Şimdi konudan konuya atlıyoruz. Mesela İngiliz ordusunda çalıştığınızda sizi nerelere gönderiyordu mesela? Türk bölgelerine gönderiyor muydu? Git şu askeri alanı incele. Yok, o zaman hep karışıktık. He. Hiç Rum Türk yoktu. Anladım. Biz İngiliz ordusundaydık ve İngiliz emri altında. Evet. Onun için o zaman şey dedi ki, Denktaş Bey dedi ki, arkadaşlar Türkiye müdahale etmek için fiilen bir şey olmadı. Onun için bombayı koyduk. Bombadan benim bütün dükkan yazıhane dövüştü. Anladım, o da gitti herhalde. Evet. O da gitti. Evet. Tuvalete koyduk o zaman. Peşinden müdahale geldi mi yoksa yine Türkiye'den? Devam etti hayat. Devam etti değil mi? Devam etti. Anladım. Müdahale artık yanaşmıştı. Çünkü Rumlar azıttı. Anladım. Azıttı.
siz 74'te neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Ben 74'te buradaydım. Buradaydınız ha. Peki. Şimdi mesela konudan konuya geçiyoruz. Kaddafi'yle arkadaş oldunuz değil mi Kaddafi'yle? Kaddafi'yle arkadaşlığımız Libya'ya gittiğim zaman oldu. He. Libya'ya giderdim ben. Sizi gönderdiler mi? Hayır, ticaret için gidiyordum. Ticaret için gittiniz. He. Evet. Anladım. Oğlumlar petrol istiyordu aslında. Daha ucuz. Anladım. Mesela şimdi mesela diyorlar ki mesela Kaddafi'ye İngiliz istihbaratı hem Kaddafi'nin yanına adam yerleştirmiş The Guardian'ın haberi hem de Kaddafi'ye karşı olanların yanına adam yerleştirmiş. Peki. İki tarafa da. Böyle mi çalışır? Vallahi biz bilmeyiz onu tabii. Ha. Çünkü onu tespit edemedim. Anladım. Bizim Gaddafi ile arkadaşlığımız İngiltere'de oldu. Orada okudu. He, o da burada okudu. İngiltere'de. He. Onu kendi hükümeti gönderdi kursa. Evet. Orada tanıştık. He. Beni de İngiliz hükümeti göndermişti o zaman. Burada bir okula. Londra'da. Ya, İngiltere'de. He. Yok, Sandhurst askeri. Askere gönder. Ha, askeri yer. Anladım. Gaddafi döndükten sonra parti kurdu ve oradaki hükümeti attı. Anladım. O zaman İngiliz ayağı, İngiliz parmağı var bu işte. Gaddafi Libya'da gelmesinde. Okuttu tabii Gaddafi'yi. Eğer okuttuysa iş bitti. Tabii. Peki Gaddafi'nin altınlarına İngiltere el koydu diyorlar. Olabilir mi? Neyine? Altınlarına altın. Burada altınları varmış. Vallahi öyle derler. Biz de sizin gibi işittik yani. Anladım. Peki. Çok malına el koydu İngiliz. Koydu değil mi? Evet. Kor yani peki. Çünkü yatırımları vardı çok Gaddafi'nin. Anladım. Siz mesela İngiliz ordusunda çalışırken, İngiliz istihbaratında çalışırken size bir bütçe verirler değil mi? Budget, bir para verirler. Yok bize vermezlerdi. Hani çanta parayla falan. Hayır. Öyle mi? Vermezlerdi. Hiç haberim yok tabii benim. Hani böyle alın saçın bu parayı ona göre haber al haber alın. Yok başkalarına verirler İngilizlere. Öyle mi? Evet. İngilizlere işittim ki veriyorlardı. Görevlilere. İstihbaratçılara veriyorlar çanta para. Evet. Onlar da gidiyor, dağıtıyor. Onun karşılığında haber alıyor. Tabii. Öyle dediklerine göre tam elimizde ispat yok. Anladım. Ama büyük şüphe var. Çünkü birçok İngilizler o zaman zengin olmuştu. İstihbaratçılardan. Evet. Anladım. Peki, evet. Kaddafi ile sonra yine devam etti mi arkadaşlarınız? Yok, etmedi. Etmedi. Anladım. Şeyden sonra, dur bakayım. Hatırlatabilirsin bir şeyin. Almanya'da fabrika açmış Gaddafi. Sen teşvik etmişsin kendisini. Yok. Gaddafi'ye gittim ben. Evet. Bir presa makinesi vardı. Evet. Yani karbüratörü yapan, her şeyi yapan. Ve gittik onu satalım. Almanlardan bir arkadaşım vardı. O teşvik etti beni. Ve sattık bir fabrika. Gaddafi'ye. Eski modeli. Kaddafi'ye sattınız. Evet. Almanya'da eski bir fabrika. Kaddafi'ye mal sattı. Kaddafi Almanlar bu prese makinesini. Kalıp diyoruz. Karbüratör yapıyordu, her şey yapıyordu. Ben güzel hediyeler yaptırdım. Anladım. Almanya'da. Kaşık, çatal vesaire. Türk bayrağı koydum. Evet, Türk bayrağı koydum. Ve gittim Gaddafi'ye. Gaddafi telefon ettim. Ben diyor şeye gidiyorum. Nedir öteki kasaba? Tobruk. Yok öteki. Tripoli. Trablusgarp.
galiba. Ben gidiyorum diyor. Şimdi konuşamam. Allah Allah dedim. Bu deliye ne gelmiş bu mu? Bingazi. Benim. Bingazi. Evet. Ha tamam. Bingazi. Evet. Ha. Efendim gittim Bingazi'ye. Gel diyor Bingazi'ye. Ben orada bir konuşma yapacağım. Sen de otur. Nerede olacak dedim. Mısır ismini bir otel büyük. Şey derdi. Libya'da. Evet. Gittik. İnan ki beğenmedim. Ne konuşmasını ne hiç. Kaddafi'nin. Utangaç birisi. Anladım. Devlet adamı olamazdı. Ama sonradan açıldı. Açıldı. Sonradan bangır bangır konuştu. Evet. Praktikler bu işler. Praktik değil mi? Evet. Doğru. Yani pratik yapınca şey oluyor. Sen aklında Hüseyin, sevgili Hüseyin, aklına bir şeyler gelirse şey yaparsın, süper yap. Yani bir cümle söyle, hatırlarız onu. Nihayet? Ben devam ederim. Döndük Libya. Dediler ki seni bu otelden çıkaracağız. Dedim neden? Çünkü diyor şey, General Emin geliyor. General Emin geliyor buraya diyor. Bu sonra öldü ya geri geldi. Evet. Tamam dedim, beni başka otele götürün. Geldikten sonra geri otele dedim ki ne yapacağız? Bu siparişi sizin sayenizde gerçekleştireceğim. Dedi ki sen başbakan Cellut varmış başbakan. Onun da gidip görüş. Biz artık kooperatif gibi bir şeyiz. Yani millet olarak. Tamam. Temas ettik. Bunların bir sarayı var Libya'da. Unuttum ismini tabii. Orada görüştük şeyci. Çok sarayı var. Cellut'le. Hediyelerini takdim ettim. Kaşık yaptırdık. Birçok hediyeler. O da aynısını dedi. Dedim bak. Elinizde et de var. Bıçak da var. Et de var. Siz isterseniz bu işi gerçekleştirirsiniz. Bu siparişi alırsınız. Hallettik. Anladım. Aldılar siparişi. Maşallah. Uzun uçak. O aklıma geldi. Evet. O Almanya'dan geldi kendi. Londra'dan Kıbrıs'a uçuyor musunuz bir uçakla? Uçak havada bozulmuş. Evet. Ne görevle gidiyordunuz? Görevim yoktu. Sivil görev. Sivil. Ticaret. Küçük bir araba mı? Ticaret. Küçük uçak mı? Ha, ticaret. Ha. Ticaret. Ha. Yok geldi. İngiltere'den kalktık. Babam rahatsız olduğunu duydu. Kaç kişi vardı mesela uçakta? 40. Ha, tamam normal uçak. Ha. Rumlarla karışık. Anladım. Rumlar. Evet. Dedim ki baba geliyorum. Uçağa girdik dediler ki tehlikelidir bu uçak. Dinlemem dedim ben babama gideceğim. Ve gittim. Anladım. Kıbrıs'a gittik yani. Hep Rumlar uçaktan ayrıldılar. Biz dedi seyahat etmek bu uçakla. Ben kaldım. Cesur ya. Şey oldu. Londra'dan giderken uçak Malta'ya iniş yaptılar. Çünkü uçak evet. Havada evet, bozuldu. Havada bozuldu. Uçak tamir edildi. Malta'ya zorunlu iniş yaptı. Zorunlu. Evet. Siz korkmadınız ama. Herkes korktu. İnan ki hatırladığıma göre ayaklarım donmaya başladıydı. Korkudan. Anladım. Kadınlar bağlıyordu uçakta. Kadınlar başladı bağırsınlar onun evet. Içinde. Uçak tamir edildi. Herkes dediler buyurun uçağa binin gidiyoruz. Yok. Endik otele koydular bizi. Evet. Ertesi gün makinistler geldi. İngiltere'den. Kontrol ettiler makineleri filan. Dediler ki uçabilir. Rum hanımları bir 30 tane Rum hanımı. Evet. Biz gitmeyiz dedi uçağa. Onlara gemi bileti verdiler. Evet. Ve Kıbrıs'a... Sadece sen yolculamışından, sen de hostes, kaptan pilot gittiniz Kıbrıs'a, Malta. Dört kişi. Dört kişi. Evet, Cüneyt abi. Anladım. Şimdi o pek politik olmadı, o sivil bir durummuş. Anladım. Şimdi mesela
İngiliz ordusunda istihbaratında 4 seneniz geçti. Evet. Memnun musunuz? Mesela tekrardan olsa öyle bir imkan yapar mısınız? Yok, yapmam artık. Yok yani öyle bir şey olsa, hani derler ya. Gençlikte her şey olur. Anladım, peki. Peki hiç Türkiye veya Türk çıkarlarına aykırı, menfaatine aykırı bir göreve gönderdiler mi sizi İngiliz ordusu? Hayır. Yani git şuradan bir haber al. Hayır. Git şu askeri noktalardan haber al falan diye. Hayır. Göndermediler. Kıbrıs hükümeti kurulduktan sonra artık Doktor Küçük vesaire beni çağırıyorlardı. Zaman zaman. Şahidim bize biraz silah gönder. Ben de askeri kasaları kırardım. İçinden 4-5 tane uç şey alırdım. Tommy gun, Bren gun vesaire. Gönderirdim Dektaş Bey'e. Dektaş hemen Doktor Güçü'ye haber verirdi. Toplantı yaparlardı, dağıtırlardı. İngiliz ordusundan mı aldınız? Bu İngiliz ordusuna aitti silahlar. Anladım, tamam, maşallah. Peki. Ne diyecektim? Dektaş'ta bayağı şey yaptınız. Şimdi ne diyordum? Bunu sohbette sordum da tekrar sorayım. Rauf Denktaş'ın, işte dedim ya, bir Rum'la tanıştım. Rauf Denktaş işte İngiliz istihbaratına çalışıyor dedi bana. Böyle bir şey olabilir mi? İftira. İnanmıyorum çünkü ispat edemeyiz. Peki Rauf Denktaş'ın oğlunu trafik kazasında öldü veya öldürüldü. Bu bir suikast olabilir mi? Mesela belki kontrolden çıkmıştır Rauf Denktaş, ona sırf şey yapmak için, onu hizaya sokmak için. Gazaydı. Mesela İngiliz istihbaratı bu arabayla kaza süsü veren cinayetler konusunda çok iyiymiş. Bana hep duyduğumuz diye. Anladım, peki. Şeye konuşalım. Tamam, oraya geleceğiz, bir dakika abi. Şimdi, Abdülhamit mesela Kıbrıs'ı İngilizlere kiralamış. Öyleymiş. Kiralamış. Sonra bir daha geri alamamış. Zaten istemedi. İsmet İnönü'ne teklif yaptı. İngilizler versinler Kıbrıs'ı. Öyle mi? Evet. Yok dedi. Allah Allah. Evet. Bu yine İsmet İnönü çıktı bu işin içinden. Adaları almadı. Kıbrıs'ı almadı. Anladım. Bir dakika, bu bilgi doğru değil mi? Net bilgi mi? Net. İsmet İnönü'ne teklif yapılıyor. İsmet İnönü demiş ki, bizim de işittiğimize göre, biz ancak misak-ı milli, yani Türk topraklarını nasılsa şimdi korumaya hazırız. Anladım. Burada da İsmet İnönü o karşımıza çıkıyor. Evet, sevgili izleyenler, İngiliz Kıbrıs'ı da verelim size demiş, bilmiyorum ne derece doğru. Fakat İsmet İnönü'nü burada da kabul etmemiş diyor Cahit Bey. Evet. Peki, tekrar sorayım. KKTC kuruldu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Hiçbir ülke kabul etmedi. Hatta İngiltere altından, ne diyelim o, ne altından diyelim? Masa altından birkaç ülkeye mektup göndermiş, sakın tanımayın diye Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs'ı. Çok mektuplar gitmiş. Niye istemiyor tanınmasını? Niye istemiyor İngiltere? Madem bize verecek. Değil mi? O zaman oradaki Türkler Rumları istemeyecekti tabii. Tanınırsa. Tabii. Peki. Ne olacak, bu böyle mi devam edecek? Tanımayacaklar mı? Kaç sene de devam ediyor. 40 sene. Ne diyorsunuz ya? Nasıl çözülür bu iş? Umut var mı? Eğer Türkiye ciddiyse ve hakikaten oradaki Türk menfaatlarını veyahut da Kıbrıs'ı şey etmek isterse artık, evet. Benim şüphem yine harbiyle